Trendyol'dan sipariş ettiğimiz çalışma masası geldi. Birkaç gün önce sipariş vermiştik. Çok hızlı geldi ama. Bu kadar hızlı geleceğini tahmin etmedik. Şimdi olayı kuracağız. Buraya getirdik. Şu anda bu şekilde iki yatak karşılıklı yapmıştık. Şu masayı, bir tane daha masamız vardı zaten ama çok küçük geldiği için bu masa. O yüzden büyük aldık. 1.50 uzunluğundan. Neyse biz şimdi kutuyu açalım. Bakalım içinde parçalara biz kendimiz yapabilecek miyiz? Yoksa akşama eşimi bekleyeceğiz. O şekilde yapmayı düşünüyoruz. Ondan sonra belki ileride oda değişiklik de yapabiliriz. İki yatak şu şekilde. Birisi bu tarafta, birisi bu tarafta alabiliriz. Çünkü biz buradan balkona çıkamıyoruz. Masayı da ev demodan aldım. Home Design. O da Trendyol'dan. Göstereyim size. Şurada da şeyi var. Yapılmadan önce. Şu şekilde olacak. Şu iki tarafta da raflar olacak. Yani kitaplar ya da vesaire koyabilirsin. Ama biz bunu bir tanesini koymayacağız. Bilgisayara koyacak. Yani şu gördüğünüz gibi bilgisayarı şuraya koyacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Şu şekilde siyah bir metal. Yani demir değilim. Bakalım neye benzeyecek? Biz yavaştan başlayalım yapmaya. Şu şekilde 3 ya da 4 renk vardı. Beyaz, siyah vardı ama biz böyle ceviz renginden seçtik. Biraz gösterebilirim isterseniz. Mutfağı şu şekilde zaten yerleştirdim. Kutular falan. Burada ihtiyacım olduğu zaman zaten mikserimi, çırpıcımı alıyorum. Bunlar arkası dolu zaten. Hep böyle kutular. Bu boş. Arkada da böyle. Gene pamuk şeker makinemi koydum orada. Kahve fincanlarım var bir set. Onları hiç kullanmadım. O da öyle duruyor. Çok kullanmadığım şeyler direkt kutuyla bıraktım. Kullanacağım zamanda da çıkaracağım. Bu da şey makinesi. Patates kızartma makinesi. Onu da şimdilik kullanmıyorum. O yüzden onu da oraya koydum. Bazı tabaklar falan var. İşte arkada güveçler falan, tatlı güveçleri var ya küçüklerden. Sütlaç güveçleri. Onları da oraya koydum. Bu şekilde yaptım bu dolabı. Böyle. Şu üstteki biraz yüksek kalıyor. Şu şekilde. Hem mikserimi koydum buradan. Büyük çırpıcı. Zaten diğer mutfak geniş olduğu için üzerinde duruyordu. Tezgahın üzerinde duruyordu. Ama burada yer çok az, dar olduğu için. Bir de bu tarafta mikrodalgamı koydum. Yanında da kahve makinem var. O yüzden onu da koyamam. Yer yok. Zaten iki yer kaldı burada açıkta yemek yapmak için. O yüzden buraya koydum. İhtiyaç olduğu zaman alacağım. Bu da büyük bir robot. Defalım markasında. Bu da çizimden ablam hediye etti. Ama bayağı dayanıklı yani bu markalar. Ne varsa eskilerde var demişler. Boşuna dememişler yani. Çok daha uzun ömürlü oluyorlar eşyalar. Burada bu şekilde bıraktım. Ondan sonra buraya da aşağıda şeyimi dizdim. Tencerelerim. Kalabalığı sevmiyorum. O yüzden kullanabileceğim kadar tencereler falan var. İşte burada salata kaseleri. Altta gene böyle fırında pişirebileceğim tepsiler var, borcamlar. Salata yaptığım iki tane plastik kaseler, büyük şeylerim var. Pasta için var. Onu orada koydum. Bu şekilde. Buraya göstereyim mi? Göstereyim. Bunu çok sık kullandığım için buraya tutuyorum. Normalde kutuda duruyor. Kullanmayacağım zaman da.
Üstü bu şekilde. Yine bardakların 6 tanesini aşağı indirdim. 8 tanesini pardon aşağı indirdim. Kalan da oraya kutunun içinde kaldılar. Bunları da Fransa'dan annem vermişti bardaklar. Daha plastik silikon kalıplar var, kek kalıpları, normal kalıplar var, tart kalıpları, kek kalıpları ayrı gene şeyler tepsiler duruyor. Bu şekilde ben en çok sık kullanabileceğim şeyleri aşağı aldım. Sürekli yukarıdan indirmeyeyim diye. Bunları zaten kullanıyorum. Bu tatlı tabakları bir set var. Onlar da kocaman yemek seti annem vermişti. Fransa'dan almıştı gene. Yemek tabakları, ondan sonra kaseler, tatlı tabakları. Hepsi bir arada. Bir de kahve fincanları var. Kahve fincanı demeyelim de çay fincanları diyelim. Büyük. Bu şekilde dizdim. Bu tarafta da gösterebilirim. Ha, burada da bunlara en üst katta koyduğum şeyleri çok kullanmadığım için oraya aldım. Zaten plastikleri mangalda kullanıyoruz. Mangalda gittiğim zaman kullanıyorum. Kaseler diyordum. Yani bu çukur tabak mı deniyor? Şu. Bunları kullanıyorum. Bunları misafir geldiği zaman da kullanıyorum. Kullandığım tabakları buraya koyuyorum. Yani günlük tabaklar diyelim. Burada da bu şekilde dizdim. Burada da en altta kullandım. Üste gene böyle kahve fincanları, şu fincanlar, çay fincanları diye. Üsttekiler bu şekilde, onları süs olarak koydum ama belki de kullanırım. Şu anda değil. Burada bakalım karışık mıdır? En üstte güveçlerim var. Bir de bazıları, şu artık ikili, üçlü kalan kaseler var. Şunlar, işte kuru yemiş için kullanıyorum, tatlı için kullanıyorum. Bu tarafta da çay şeylerini koydum, kahvelerimi koydum. Bunu da bu şekilde aldım. Çünkü de çok kolay kullanmak için böyle dizdim hepsini şöyle. Onu kullanıyorum. Bazı şeyleri buraya koyuyorum. Kolay çekildirebiliyorum. Ama burada kafeleri şeylerimi koydum. Burası da biraz karışık olmuş. Şuraları. Şeker için. Şeker böyle. Bunlar boş zaten. Şurada birazcık zeytinyağı kaldı. Onu da böyle bardakta bıraktım. Yani bu şekilde. Burası da çay şeyimi bırakıyorum burada. Şimdilik bunları böyle koydum. Yani pasta çünkü şimdi doğum günü kutlamıştık. Bunu da buraya çembere bıraktım. Şurası böyle yaptım. Burası biraz kalabalık olmuş. Mesela şu tahta, bir de tahta kesme şey, pizza altlıkları. Bir de tepsilerimi buraya koydum. Kullandığım işte yemekleri buraya bıraktım. Şekerimi, işte mercimek, fasulye tarzında bulgur koyabileceğim. Altta da tavalarımı koyuyorum. Ayran makinem. Bir de şu kuruyucu var ya kızartma yaparken. Bir de onu oraya koydum. Bunu da yer bulamadım. Bunu da yeni aldım. Zaten 2-3 gün oldu. Şimdilik böyle aldım. Çünkü yer bulamadım. Onu şimdilik böyle bıraktım. Burası da karışık. Burası da düzeltmem lazım. İşte bazı şeyleri burada görüyorsunuz. Biraz karışık çekmece. Şu mesela tartmak için buraya koydum. Pasta şeylerim. Devam etmeyeceğim. Burası da bazı bardakları. Günlük kullandığım bardaklar. Burada da kaşıklar, çatallar falan koydum. Şimdilik. Burası da deterjan. Altına deterjanlarımı koydum. Bunu sadece deterjan için koydum. Burası fazla da kalan şeyler. Yani burada tabletler. Bunu da Fransa'dan annem vermişti bana. Ondan sonra unlarımı koydum. Fazla unu. Fasulyem. Ondan sonra burada turşu var. Pancar turşusu. Bunu da annem göndermişti. Bulgaristan'da kendi yapıyor. Yani bahçedeki pancarlardan yapılma.
Fasulyeleri de gene aynı şekilde. Bu fasulye bir yıl önce almıştık ama bakarsanız hiçbir böcek yok. Hiçbir sinek, böcek, hiçbir şey olmuyor. Neden? İçine defne yaprağı, bir de kestane koyulmuş. İçine kestane, bir tane kestane koyacaksınız. Ya da iki tane, üç tane kestane. Ondan sonra defne yaprağı koyacaksınız. Hiçbir şey olmuyor. Sineklenmiyor, böceklenmiyor, bozulmuyor yani. Burada da turşum var bir tane. Bir pancar kavanoz daha. Bir de şöyle turşu var arkada. Görünüyor. Yani bunları buraya dizdim. Çünkü bunları daha şimdi kullanmayacağım için. Turşuları falan. Burada da var bir tane gene. Salça da var. Bulgaristan'dan da salçam var. Ev yapımı. Ya fazladan böyle bu şekilde kullanıyorum burada. Arkada havlu peçetelerimi koydum. O şekilde. Şimdilik ben şimdi bir toplamaya başlayayım. Biraz toparlayayım. Temizleyeyim. Yani şimdilik böyle arkadaşlar. Makinemi zaten başladım dizmeye. O da dolsun. Ondan sonra açacağım. Yani şimdilik böyle. Başka göstermediğim yer var mı? Şurasını da kavanozlarım var. Kışlık yani. Bulgaristan'dan annem göndermişti. Gelirken getirmiştik biz zaten. Son vlogu görmüştünüz. Şöyle. Bulgaristan rutenize çok yapıyoruz. Yere salça gibi. Ama bu şekilde ekmeğin üzerinde sürülen yenebilen şey. Kompostumuz var. Burada da etlerimiz var. İşte dana eti böyle konserve yapmıştık. Bal var. Birkaç kavanoz. Ondan sonra onu da göstereyim. Şöyle salatalık, turşusu, gene bal, biber, acı biber yani. Şu şekilde. Bu da ayva reçel. Ondan sonra başka neler var? Biberler. Bu acı mantar kavanozu. Bir sürü şey var. Domates konservesi var. Şöyle menemelik gibi. Onu göstereyim. Şöyle. Konserve. Domates konservesi. Onda makarnaları çok yapıyoruz. Spagettilere. Var. Bu şekilde. Çiçeklerimizi de aldık. Gittik Esenyurt'a. Trafiğe bak ya. Bu saatte bile neyse bir trafik var. Saat 6'ya geliyor. Ben de artık eve döndüm. Ama bugün bayağı bir maceralı yaşadık ya. Bütün lastiklerimi inmiş. Lastik şişirmeye gittim. Onun öncesinden araba çalışmıyordu. Araba çalışmıyordu. Eşim geldi. Şey yaptık yani akuyu doldurduk. Ondan sonra lastikleri şişirdim. Öyle gittim Esenyurt'a ama giderken de trafik, gelirken de trafik. Bir sürü çiçek getirdim. Ablam verdi. Biraz sonra onları size göstereceğim. Ben şimdi eve otoparka gideyim. Şimdi geldim. Ay suratım o kadar parlıyor ki. Sadece krem sürdüm. Başka hiçbir şey. Ama bayağı bir parlıyor. Zaten gece de oldu. Telefondan çekiyorum. O yüzden bu şekilde görüntü. Kusura bakmayın. Şimdi çiçeği de göstereyim size. Şuradan şöyle görünüyor mu? Bir saksı burada. Arka tarafta da iki tane saksı var. Koli var. Kolin içinde çiçekler var. Arka bagajda da çiçekler full. Hemen şimdi göstereceğim size. Karanlıkta biraz ama döndürüyorum kamerayı. Şurada birazcık görünüyor. Evde göstereceğim size. Şu şekilde koyduk. Oğlumu aradım. Şimdi insin aşağı yardım etsin bana diye. Çünkü bu kolileri ben tek başıma biraz zor toplarım. Çift maske taktım bu arada. Bak altına bir tane. Üstüne de şu şekilde desenli. Çok güzel böyle.
yılan derisi gibi modeli çok güzel. Şu çiçekleri de şimdi bakalım evde nereye koyacağım. Bayağı çiçek oldu. Kendileri çünkü evde olmayacaklar. Birkaç ay. O yüzden bana verdi çiçekleri. Ben bakacağım. Bir sürü bitkiler. Şu çiçek, bunu bilmiyorum adını ama çok güzel. Aşağı doğru büyüyor. Çok güzel. Burası bir sürü aloe vera. Ne yapacağız bu kadarı bakalım. Bir sürü yavrulamış yavrulamış yan yana dip dibe. Şurası da aynı şekilde kolide. Şöyle 3 tane kılı çiçeği aldık. Yani aldım derken ablam verdi. Bir tane zaten kendisi vermişti 3-4 yıl önce. O da salonda. Ama çok güzel duruyor. Çok beğeniyorum. Böyle yemyeşil duruyorlar ya. Çok seviyorum. Bu da bu başka bir çeşidi. Yanlardan sarı. Burası da başka bir çiçek var içinde. Bakalım neler yapacağız. Şimdi onları bazıları da balkona çıkaracağım. Balkon zaten kapalı biliyorsunuz. Ve kapı açık, yani sıcak gidiyor balkona. Diğerleri de salona koyacağım. İşte şu kılı çiçekleri salona koyacağım. Ondan sonra onları, saksıları zaten baharda değiştireceğim. Şimdilik biraz dinleneyim. Bir su içeyim.